Gökçataş, mahalle muhtarı Mehmet Şen. Köyüm bura Gökçataş olarak. Eski ismi Şanşa. Osmanlı'dan. Tarihi Osmanlı'dan. Yerleşim yeri evler. Yörük'ten yerleşme. Yörük mimari. Ebelerimizden, dedelerimizden kalma. Buraya yerleşmiş. O zamanların insanlarında araç yok, traktör yok. Beton yok. Çamurdan, taştan oldukları yere yapmışlar. Aslında tarihi kültürel işte bu Mut yöresinde diyelim. Bildiğimiz yerlerde böyle bir eski yapılar hemen hemen kalmadı. Güzellikleri, evlerimizin bu şekilde olması yazın çok serin olur. Toprak direkten olduğu için. Kışın sıcak olur. Gökçataş Mahalle Muhtarı olarak da kaymakamımıza verdiğim dilekçede İlafet Müdürlüğü'ne gelen memurlar şu yukarıdaki evlere taş düşme tehlikesi raporunu vermiş. Lakin bu aşağıdaki evlere vermiyor. Şimdi yukarıdan gelen taşın nereye gideceğini bir Allah bilir. Ama adam kendi bilir gibi şu eve veriyor, şu eve raporu veriyor, bu eve vermiyor. Burada kendisine geldiğine dair, taş düşme tehlikesi dair dilekçemin cevabında 12 tane isim belirlemiş, ev belirlemiş. Lakin 12 değil, burada 50 eve taş düşme riski yaşar. Bunların ileride mazeretinin getirilmesi, geri kalan evlerinde rapor kapsamına alınması. Taşınma. Evet, taşıyacağız. Taşıyacak arazimiz de var. Şu anda altyapısı yapılacak. Ama geri kalanın yapılması, gitmesi de lazım. Çünkü taş düşünce bu eve düşmeyecek garantisi yok. Ama adam garanti verir gibi yukarıdaki eve raporu veriyor, altındakine taşınma raporu vermiyor. Yani taş düşmez diyor. Bu yüzden de buradaki adamlar oraya gidemiyor. Çünkü taş düşmez diyor gelen memur, ilafetten gelen memur. Şimdi okulumuz köy eski Osmanlı'dan kurulduğu için 1950'den beri yapılmış taş duvardan bir okul. İki sınıfı var. Şu anda 4 sınıf olması lazım. Çünkü birleştirilmiş sınıf kalktığı için. Ama bizim talebelerimiz birleştirilmiş sınıf dersi görüyor yine de. Sınıf yetersizliği var. Okulumuzun emniyet açışından tel örgüyle çevrilme, aydınlatma, kamera bu şekilde eksikleri çok. Önünün mesela park olup yapılması lazım. Oyun, çocukların hareketi. Oynayacak bir şey, hareket alanı yok. Artı bura 4'e kadar. 4'ten sonrası Diştaş köyüne gider. Taşımalı 20 kilometre. Hatta 22 kilometre. 3 tane okul taşıdı gider. Ben buraya büyük okul yapılmasını istiyorum. Yani bunlardan birisi bu. Efendim bu çocuk TYS'ni olur. Ön yanı uçurum. Yani şu bu devirde böyle bir Mersin Mut Gökçataş okulunda bunu güvenlik değil de çocukların aşağı uçmaması için öğretmenlerin, köylünün kendi çabasıyla yapılan bir işlem. Bunların daha emniyetli yapılması. Demin de söylediğim gibi baştan okulun yeni yapılması. Gökçataş köyü sakinlerinden Mehmet Mayda. Ne zamandan beridir bu köyde yaşıyorsun? Doğup böyle 72 yaşından 72 yaşındadır burada yaşıyorum ben. Burada 1998'de muhtar oldum. 4 sene dilekçe verdim ben buraya elektrik ceryanı için. 4 sene. Benden sonra arkadaşlar da verdi. Aynen hala yok. Daha geçen arkadaşların birini geldi gene böyle. Sizin gibi jandarma geldi, fotoğraf çekti. Haneye saydık burada 80 hane var şimdi. Ev olarak. 120 hane var şu an şurada. Anladın mı? O zamandan beri biz burada sade bak bunun daha camimizde bunun akşam gece karanlıkta kıldık namazı. Karanlıkta. Ceren yok. Bazen buraya bir güneş tameli konurdu. O da sökülmüş gitmiş. Hala biz burada kimsesiz, elsiz, günsüz yaşayan bir kimseyiz. Devlet tarafından buraya yardım olarak bak. Yanında görüyorum.
İçme suyumuz yok. İçme suyu olarak bir panel güneş enerji veriyor. Dün yoğdu ve onu acık şeye gelmiş. Yarın o da yok. Elektrik gelse bu su daha güzel gelir. İçme suyu da onu yok. Yani ceryan olmadığından güneş paneliyle gelen güneş doğuverdi mi su kesiliyor. Güneş doğmadı mı kesiliyor. Güneş doğdu mu geliyor hocam. Darbeye geldiğinde biz hiç haberimiz olmaz zaten. Anladın mı? Şurada bir radyo vardı. Radyo tut tut ediyor. O da darbe olduğunda öyle oluyormuş. Bir tut tut var ulan, bir kesinti var ellen verdi dedim ben. Ulan bu tut ne, bu radyo ne çalışmıyor? Allah Allah. Bir gün sonra koyun ya ne var yok. Sartavla giden arkadaşlar dedi ki ya darbe olmuş dedi. Ulan darbe nasıl olur? Dedim ben bir pek bir şey duyulduğu yok. 1980'de olan darbede ortalık hep, ben orada Karaman'da idim. Karaman'da onu ondan belledim. Karaman'da televizyon çalışmıyor radyolar. Yanımda bir büyük ihtiyar amca vardı. Bir sordu ihtilal var dedi. Onu da radyonun çalışmıyordu sorduğumu ondan bildiğimde sordum. Bir gün iki gün sonra duyduk biz burada. Ya yok kimse duymuyor. Şuradan bir ala şura bir yere varıyoruz. Bir yere bir ceryan şey telefon edici oluyoruz. Telefon çekmiyor. Sabah beri beni burada çok adam arardım diye. Yok. Burada Borusan bu rüzgar kullarını yapan Borusan şirketi işte 300 metre yakınımızda elektrik santralı kururuk. Biz orada yanıyor, biz burada bakıyoruz. Neyse, yok. Devletin göğü var oraya da. Biz övüyoruz. Övey millet. Biz bunu burada bu teşkilat kurulacağında yetkililer geldi. Bize bazı sözler verdiler. Vaatlerde bulundular. Vaatleri yapmadılar. Mesela nereden, hangi yetkililer bunlar? Camiyi yaptırıvereceğiz dediler. Köy imamı yaptırıvereceğiz dediler. İmam evini yaptılar ama camiyi yapmadılar. Elektrik vereceğiz dediler. Vermediler. İşte buna benzer vaatler oldu. O zamanki yetkililer yani Borusan yetkilileri yani. Ben Gökçetaş Mahallesi'nden Bekir Yıldırım. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Ufak tefek çiftçilik. İşte görüyorum bak, yaylada cerren yok yerlerimizde. Karanlıkta yaşıyoruz şu Ramazan gününde. Yaşıyorsun. Bak burada da üretiyorlar cerreni. Ama bize de versinler bunu, ne olur. Bir sakıncası var mı bunun böyle? Söz ver de sözünün arkasında duran kim de? Söz iş bitinceye kadar. Veya da oy alıncaya kadar. Söz var, icraatı yok. O kaymakamla vali zaten hiç biz bilmiyoruz. Bir tanışsak çok iyi olacak ama tanışmaya imkanımız yok. Gidemiyoruz. Gitmeye imkanımız yok yani. Maddi ve manevi. Şehir merkezine uzağız. Bak ilimiz 230 kilometre. Ama dibimizde 40 kilometre Karaman'a bizi vermiyorlar. En büyük sıkıntımız budur. Ve iki sefer referanduma gittik. %80-90'lar Karaman istedik. Ama bir türlü vermiyorlar. İlçemiz Mut 60 kilometre. Bizi Karaman'a versinler. Daha başka da validen ne bir şey istemez başka. Valinin gücü yetmiyor işte. Milletvekillerinden de bir şey, bak Mersin'in milletvekillerinden de bir şey istemez. Bunu versinler bizi Karaman'a. Elektrik istemez onlardan. Çünkü yıllardır istiyoruz, vermiyorlar. Ama Karaman'a geçerse onlardan bir şey istemeyiz. Ben Gökçetaş, Mersin Mut Gökçetaş Mahallesi, Mut Arazası, Talipçi'yle. Şimdi burada köyümüz eski göçebe kültürü, yörük kültürü olduğu için, atalarımız buraya gelmiş, burada kışın kuytu olduğu için, yani soğuktan soğuk olmadığı için evlerimizi bu yerlere yapmışlar. Bu evlerimiz şimdi yukarıdaki taşların tabii don, sıcak tehlikesiyle erimesinden taş tehlikesi var. Bu evlerin İl Afet Müdürlüğümüz misal şu eve rapor vermiş. Yandaki eve rapor vermemiş. Halbuki yukarı çok yüksek, bayağı bir rakım var. Yukarıdan gelen bir taş nereye gideceği belirsiz. Bu köyümüzün buradan İl Afet Müdürlüğümüzün 25-30 hane ileride bir projesi var.
Bu evlerin tüm tehlikeli olduğu için tüm taşınmasını istiyoruz. Burada belediye bugün yol imkanı yok, altyapı imkanı yok, çöp koyma imkanı yok. Her türlü hizmetten yoksunuz yani burada ulaşımdan dolayı. Yukarıda anca yaya gidiyor, katırla gidiyor, eşekle gidiyor. Onun için yetkililerimizden, devletimizin ilafet müdürlüğümüzden gereken buradan mahallemizin oradaki münasip yere taşınmasını istiyoruz. Ben Gökçetaş köyü sakinlerinden Recep Palan. Bu köyümüz önceki yıllarda, kurulduğu yıllarda küçük baş hayvancılık yaptığı için bu kılketçisi yaptığından, vatandaşların geçim kaynağı ondan olduğundan dolayı buralara ev yapmışlar. Ve bundan dolayı da çoğalmış. Bir de zamanla bu kayalık dağ orman çektiyseniz, kayalık dağ ormanlar falan tükenince şimdi taş düşmeye başladı. Ben bu köyde kamuda çalışırdım. 1983'te geldiler, köyü taşıyacı oldular. Ama bir türlü 1983'ten beri bu köy taşınamadı. O zaman komple taşınacaktı. İşte bazı nedenlerden, siyasi nedenlerden hükümet kurulamadı. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Türkiye'nin durumu belli. Taşınamadı. Ondan beri uğraşılıyor. 10 köy taşımaya düşünüyorlar. İşte gördüm bu buranın her yerine düştü. Mesela Muhammed Şen'in evine taş düştü. Yukarıda mahalle var, Kozaklı Mahallesi. Ali Bekir Taş'ın evine düştü. Efendim Ali Üsteki'nin evine düştü. Mehmet Palan'ın evine düştü. Köylü olarak biz kimseden bir yardım almadık ama köylü olarak toplandık. Bu adamların evinin içinde taşları balyozuna, ilkel usullerine kırdık, çıkardık. Evlerini yaptık. Yani kazalar yaşandığında yetkililer size yardımcı olmadı mı? Olmadılar. Kimse bura biz seçim zamanı milletvekillerimiz gelir, atar tutar, sıkılar. Ondan sonra bir daha gelmez. Yollarımızı görüyorsun yani. Sözler icraat yok. Söz var ama icraat sıfır. Devletten yani her şey ortada yani. Ne köyün altyapısı yapılık. Hiçbir tane çöp bidonu gördün mü yol boyunca? Yani aslında tüm taşınması bu yani. Çevre, bu çevrenin güzelliği, bu bir yerde görülmez yani. Ama bu memleket, yani bu güzellik, bu doğal güzellik İtalya'da olsa dünya 100 kere tanırdı. Hı hı.